Hatta ekmeğe değer değmez tereyağı diyor ki ben eridim, bittim, yandım, kül oldum diyor ya. Kül oldum diyor, bak nasıl eridi bak. Bayanlar baylar, sevgili çocuklar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Bence iyisinizdir. Her şey yolundadır. Geçen senenin en sevmiş olduğum çiçekli tişörtüyle bugün yine karşınızdayım. Görmüş olduğunuz gibi yine yardımcımızı yanıma aldım. Yardımcımla beraber bugün size güzel bir Ramazan pidesi tarifi vereceğim. Şimdi bundan 2 gün önce Instagram hikayeye bir story atmıştım, bir hikaye atmıştım işte Instagram'a, hikaye kısmına. Orada Ramazan pidesi yapmıştım, denemek için yapmıştım açıkçası. Acaba yapabileceğim mi diye, önden bir deneyeyim dedim. Yaptık, oldu. Ondan sonra birçok kişi mesajlarda ekmek tarifi bekliyoruz dedi. Malumunuz bugün günlerden salı, 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak. Ben dedim ki evdeyiz, hazır malumunuz. Öyle oldu dedim ki en azından bir ekmek tarifi yapalım. Hem sizler bu süreçte fırınlar açık olacak ama belki evde kendiniz ekmek yapmak istersiniz. Ya da Ramazan'da kendiniz ekmek yapmak istersiniz. Bu da size güzel bir rehber olur diye ümit ediyorum. Umarım beğenirsiniz. Yani sonuca hep beraber bakacağız. Yardımcım iyi misin? Nasılsın? Keyifler yerinde herhalde. Her şey yolunda. Şimdi hazırsanız pamuk gibiyiz, lokum gibiyiz. Keyifler yerinde. Gıcır gıcır. Her şey 10 numara. Şimdi hazırsanız güzel bir Ramazan pidesi tarifine çiçekli tişörtümle beraber, bir de yardımcımla beraber başlıyoruz. Hadi bakayım. Hayırlı uğurlu olsun. Kazamız mübarek olsun. Hadi. Şimdi yine her zaman, her tarifte olduğu gibi ilk önce malzemeleri sayarak başlayacağım. Malzemeleri de bu sefer açıklama kısmına yazacağım. Benim bu ölçülerim 2,5 su bardağı una göre. Anlaştık mı? 2,5 su bardağı un. Eğer fazla yapacaksanız ona göre ayarlarsınız siz. 2,5 su bardağı unumuz var. Tamam mı? Bir tane yumurtanın beyazını şuraya kırdık. Bak. Hamurumuzu içine kırdık. Araya gitmesin, ziyan olmasın. Sarısını böyle ayırdık, üzerine süreceğiz. Yarım çay bardağından biraz az zeytinyağımız var. Yarım su bardağı suyumuz var. Yarım su bardağı sütümüz var. Bir tane boş bardağımız var. Bunda un alacağız. Bir çay kaşığı tuzumuz var. Bir çay kaşığı şekerimiz var. Çıkartıyorum. Hazır mısınız? Bir tatlı kaşığı da kuru mayamız var. Yine her zaman olduğu gibi ilk önce sıvıları karıştıracağız. Ne yapıyoruz? Önden şöyle bir zeytinyağımızı döküyoruz. Suyumuzu döküyoruz. Bunlar bu arada oda sıcaklığında olmak zorunda. Yarım su bardağı sütümüzü döküyoruz. Tatlı kaşığı kuru mayamızı atıyoruz. Çay kaşığı şekerimizi sallıyoruz. Şimdi bunu karıştırıyoruz. Bu kadar yeter. Şimdi geliyoruz unumuza. 2,5 su bardağı unumuz var. Onu koyacağız. Koyuyoruz. 2. Şurada 1,5. Şimdi bunu koydum. Tabii şurada tuzumuz kaldı. Tuzu en son ekliyoruz. 1 çay kaşığı tuzumuz var. Ekledik mi? Robotcum hazır mısın canım? Hazırsan. Hadi bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Heh. Tamam. Ufaktan ufaktan yardımcımızı çalıştırıyoruz. Bunu böyle pürüzsüz olana kadar yaklaşık 10 dakika, 15 dakika yardımcım yoğuracak. Bunu yoğurduktan sonra nasıl bir görüntü ortaya çıkacak sizlere göstereceğim. Şu an 5 dakikadır hamurumuz yoğuruyor. Sonradan yarım su bardağı daha un ekledik. Bilginiz olsun, toplamda 3 su bardağı un eklemiş olduk. Çünkü hamur biraz cıvık olmuştu. Toparlaması için yarım bardak daha takviye yaptık. Bilginiz olsun. Yaklaşık 5-6 dakikada bunu böyle bırakıyoruz. İyice yoğuracağız. 10 dakika geçti. Artık operasyon tamamdır. Hamurumuz pürüzsüz bir hal aldı. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şunları şuradan şöyle aşağıya indireceğiz. Sonra bunu böyle çıkarıyoruz. Şimdi bunu toparlıyoruz. Şöyle kenarlardan bastıralım. Bunu üzerine böyle streçleyeceğiz. 45 dakika ile 1 saat aralığında o sizin paşa gönlünüze kalmış. Ben bunu 1 saat falan mayalandıracağım. İlk başta streçliyoruz. Üzerine bir sofra beziyle örtüyoruz. Ve bunu 1 saat mayalandırıyoruz. Sonra görüşüyoruz. Gitmeyin bir yere. 1 saattir mayalanan hamurumuz görmüş olduğunuz üzere kabarmış. Şimdi bunu tezgahın üzerine alacağız. Bu şurada bir kalsın. Tezgahı böyle hafif unluyoruz. Yapışmasın tezgahımıza. Sonra şuradan şöyle
Şuraya atıyoruz. Sonra bunu şöyle toparlıyoruz. Bir havasını alıyoruz içe doğru. Sonra şöyle şunu yuvarlıyoruz. Üstleri gördünüz. Şimdi bunu şu şekilde ortadan ikiye bölüyoruz. Böldükten sonra yine şöyle alta gelecek şekilde bunu böyle toparlıyoruz. Şekli düzgün olmasına özen gösterin. Yani tam böyle yuvarlak bir bezi olmasına özen gösterin. Bence gayet iyi. Alıyoruz şimdi bunu. Şöyle şunun ortasına koyuyoruz. Diğerini de aynı şekilde şöyle altta topluyoruz. Evet. Nur topu gibi bir ekmeğimiz de hazır. Bunu da şunun ortasına koyuyoruz. Zaten yağlı kağıt koyduk tepsimizin ortasına. Şimdi ikinci mayalandırma işlemine geçiyoruz. Bunların üstünü ben örtüyorum temiz bir bezle. Ve yaklaşık yarım saatte bu şekilde burada oda sıcaklığında mayalandırıyorum. Evet, yarım saatte üstü bu şekilde örtülmüş halde mayalandırdık. Açıyorum, açıyorum, açtım bak. Biraz daha büyümüş. Artık ne diyor bunlar? Biliyorsunuz artık ne dediğini. Önce şundan başlayalım. Şimdi elimize biraz böyle zeytinyağı döküyoruz. Yağlıyoruz. Tamam mı? Ondan sonra şöyle yuvarlak olacak şekilde yani var ya gerçekten artık çözdüğümüzü düşünüyorum yani. Yani baksana her şeyi yapar olduk ya. İki şöyle bir kalsın. Bu kadar yeterlidir. Aynen hemen diğerini de açalım. Yine şöyle hafif elimizi yağlayalım. Yağla. Oh. Yavrum. Hadi bakayım. Yine şu şekilde. Böyle pizza edasıyla. Böyle. İyice yuvarlak bir hal aldırmaya çalışacağız işte. Elimizden geldiğince. Çok da büyük yapmak istemiyorum. Bu kadar bence yeterlidir. İstediğimiz olduğumuz gibi de oldu bence. Hani yuvarlak yaptık diye düşünüyorum. Bence güzel. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi buna tırnak izini vereceğiz. Yani şöyle çevire çevire kenarlardan şöyle buna bastıracağız. Böyle dibini görene kadar bastırmanızı tavsiye ediyorum. Benim bir önceki yaptığımda çok bastırmamıştım ben değinir diye. O zaman şekiller çok şey olmadı. Şimdi şu tamam. Bakın şimdi şuradan başlıyoruz. Şu şekilde. Birinci çizgimizi attık. Geliyoruz ikinci çizgiye. İkinci çizgimizi de atıyoruz. Yine tırnakla. Üçüncü çizgimizi de atıyoruz. Dördü de atıyoruz. Beşi de atıyoruz. Attık mı attık. Hemen şu şekilde. Yine çevirdik ve böyle. Biraz daha incesini yapsak bizim tırnaklı pide işte bu. Vallahi böyle. Tamam. Hadi diğerini de yapıyoruz aynı şekilde. Tırnaklarımızın ucuyla şöyle bastıra bastıra yapıyoruz. İyi bastırın dibini görün yani. Şöyle göstereyim. Harika. Yumurtasını süreceğiz. Yumurta sarımızın üzerine zeytinyağı döküyoruz. Karıştırıyoruz. Şu dışından başlıyoruz. Çok bastırmayın. Olur mu? Üzmeyin hamuru. Çökmesin içine. Şöyle. Süt de koyabilirsiniz isterseniz. Ben tercih etmedim. Sadece yumurta tercih ettim. Bu yemekleri sevgiyle, aşkla yapacaksınız işte. Olay tamamen budur. Sevmek. Seviyoruz. Bir de böyle geçelim. Geçmeyen yerleri vardır. Şu aralara da mesela sürün. Heh şöyle. Oh. Vallahi mis.
Vallahi da mis. Billahi da mis. Bak şimdi her yerine sürdük. İnanıyorum. Öyle görüyorum. Gözden kaçırdığım bir yer yok herhalde. Sizin varsa artık yazarsınız yok. Şimdi çok hafif üzerine şöyle çörek otu atacağım. Bunu az atacağım. Heh, bu kadar yeter. Çok bile. Ama şu susamla yardıracağız abi. Susamı seviyoruz çünkü. Susamı seviyoruz. Susam da bizi seviyordur herhalde. Yani öyle ümit ediyorum. Ha şuralara da kek. Bunu zaten bir, bu pasta ya bu. Bu bildiğin pasta. Fırını yaptık. Şimdi bu burada bir 10 dakika daha dinlensin, mayalansın. Biz diğerine de aynı işlemi yapalım. Ve pidemiz an itibariyle hazır. Nakış gibi işledik. Şimdi bunu 180 derecede fırına gönderiyoruz. Üzeri kızarıncaya kadar. Yani bir 10-15 dakikada olur diye tahmin ediyorum. Ümit ediyorum. İnşallah olur yani. Şöyle götürüyoruz. Koyuyoruz. Kapatıyoruz. 15 dakika sonra görüşüyoruz. Yani şuna bak. Titremiyorum elin ayağım. Bak şimdi bak. Titremiyor mu? He? Allah rızası için bak şuna bak. Nasıl kabarıyor bak. Nasıl kabarmış bak. Bak. Vallahi bana bir şeyler olmaya başladı. Böyle bak bu şunlar böyle yuvarlaklar çıkıyor ya oradan. Köpükler falan. Huzurlarınızda elinizi ayağınızı titretecek Ramazan pidesi. Bak şu an o kadar sıcak ki dokunamıyorum. Daha yeni çıkardım. Vallahi dokunamıyorum. Oy 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 oy. Şimdi bak bu biraz böyle hafif böyle çok sıcaklığı gitsin. Balkona çıkacağız. Bunu yiyeceğiz. Sıcak pideyle en güzel ne yakışır? Onunla masada söyleyeceğim size. Bekleyin. Diğerini fırına attık. Diğeri fırında. Bunu da böyle önümüze alıyoruz. Ondan sonra çöküyoruz buna. Hiç merak etmeyin. Hiç merak etmeyin. Şimdi ne zamandır balkonda böyle güzelce yemek yemiyorduk sizlerin karşısında. Normalde ben balkonda sürekli oturuyorum, yaşıyorum bu hayatı da. Ne zamandır böyle yemiyorduk. Şimdi bugünkü şalgam istikakımı almamıştım. Hemen şöyle güzel bir bardağı doldurdum. Bir de şöyle yapmış olduğum tulum peynir var biliyorsunuz. Daha önce kanalda paylaşmış olduğum. Tereyağını da çıkardım. Şimdi bu sıcak ekmekle ne gider? Bak, bak yumuşaklığını görüyor musun? Bak. Bak. Gördün mü? Ekmek sıcak. Oy, 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 oy. Bak. İçi nasıl pişmiş gördün mü? Bak şimdi şunu açacaksın şöyle. Of, elim yanıyor şu an. Şu an elim yandı, bir dakika. Bak şimdi şöyle güzel bir tereyağı sürüyorsun buraya bak. Bak daha ekmeğe değer değmez tereyağı diyor ki ben eridim, bittim, yandım, kül oldum diyor ya. Kül oldum diyor, bak nasıl eridi bak. Tamam mıyız? Hazır mıyız gençler? Hazır mıyız? Bence hazırız. Oy, tulum peyniri de koyduk. Oh. Hadi izninizle güzel bir lokma alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bak bir şey diyeceğim. Pamuk var ya. Pamuktan yumuşak. Bak ciddi söylüyorum. Altı da pişmiş bak. Bir tane daha yapak. Şuradan tereyağını alak. Şöyle koyak. Şuradan peynirimizi alalım. Şöyle koyalım. Şöyle dürelim. Sonra büyük bir lokma atalım. Sizler için. Vallahi pamuk. Lokum. Pamuk. Bunu yap. Akşam kafanı yastığa rahat koy ya. Gerçekten bak yani bunu yapın. Akşam başınızı yastığa rahat koyarsınız ya. Sevgili dostlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Yayında ve yapın demeye geçen herkese teşekkür ederim. Ben altını göstermek istiyorum. Şuna bak. Nasılsınız? Yakışıyoruz mu? Şuna baksana ne güzel ya. Ya pamuk gibi bir ekmek olmuş ya. Bu kadar basit ya. Yapacağınız tek şey mutfağa girmek. Başka bir şey yok. Hadi kendinize popüler davranın. Afiyetle kalın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Ramazan'ın da güzel bir pide tarifi olmuş olur size. Hoşça kalın. Oh.